Çocuk tam iki saat okulun kapısında tek başına beklemiş. Eğer ben gidip almasam kim bilir daha ne kadar bekleyecekti. Ya keyfimden değil herhalde, değil mi? Baba, ne oldu sana? Oğlum. Yok canım, bir şey. Küçük bir kaza oldu, küçücük. Tamam. Hı-hı. Sen şimdi arabaya git, beni bekle, tamam mı? Tamam. Dedeyi döp. Görüşürüz dede. Begüm'den haber var mı? Aradı. Yatmış kliniğe. İyi. Sinan'a ne anlattınız? Söyledik bir şeyler. İşte annen iş için yurt dışına gitti. Yakında gelecek. Alkol tedavisi görüyor diyecek halimiz yok ya. Tamam, iyi. Her neyse. Eyvallah. Sinan hafta sonu bizde kalabilir mi? Hafta sonu olmaz. Maça gideceğiz. Koş koş koş, başlatıyorum. Tamam. Baba. Hı. Aslında bu film benim yaşımdaki bir çocuk için çok sakıncalı. Allah Allah. Senin yaşındaki bir çocuk için sakıncalı tek bir şey var. Ne? Ne? Büyümek oğlum, büyümek. Şapşal. Geldik, geldik. Oo, hayırdır gençler? Başkomiserim, kusura bakmayın. Evi aramak zorundayız. Mahkeme kararı. Şöyle geçin başkomiserim. Ne oluyor oğlum, dalga mı geçiyorsunuz? Ne oluyor? Olur, zorlu çıkartmayın başkomiserim. Çıkartmışımız zorluğundan. Baba, ne oluyor burada? Yok oğlum bir şey. Ne diyor burada? Ne rüşvet? Ne şüphesi? Ne oluyor? Anlat. Konuşsana oğlum. Ağzını aç, ağzını. Ağzını aç, söyle. Derdini söyle. Gece gece evime geliyorsun. Konuş. Konuş. Ne arıyorsunuz? Anlat. Baba. Burada. Ver bakayım seni. Ne o? Çıkartma komiserim. Kim koydu oğlum onu? Gece gece geliyorsunuz. Evime. Hayır mısınız? Anlasın. Tutalım. Kim koydu? Lan. Baba. Baba. Ya, baba gitme baba. Oğlum parayı düşürdüm dedin. Düşürdüm zaten. Zarf senin evinde çıktı. Tatar Kemal'in parmak izleri de üzerinde. Parmak izi mi var? Ne diyorsun abi sen? Vallahi öyle. Biri bana oyun oynuyor abi. Biri benimle oyun oynuyor. Başka nasıl olacak? Bana bak Poyraz. Benim lan ben. Abin sayılırım senin. Ben senden yanayım. Oğlum bak, bu temizlememi istiyorsan bana doğruyu söyle. Harbi söyle. O parayı aldın mı, almadın mı? Başlayacağım şimdi parasına. Almadım ben para falan. Savcının iddianamesini okudum. Herif parayı aldı, Tatar'ı serbest bıraktı diyecek. Tamam abi bak. Bak dinle beni. Biri bana kafayı takmış, biri bana fena kafayı takmış. Bul şunu, bul, yoksa burada uyuyacaklar beni. Sen
Sanık Ahmet Poyraz Karayel'in zimmetine para geçirmek ve görevi kötüye kullanmak suçlarından tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmiştir.